Şimdi bununla ilgili bir krem yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Evet, kremlerde Bakın, çok fazla kullanılıyor. kullanılıyor. Ağrı Biz de kesici size evde kremler. doğal bir krem yapıyoruz. Bunun dört tane kristalini aldık. Dört beş tane kristalini aldık. Yani şöyle şöyle satılır bakın bunlar. Şöyle şöyle. Aldık, bir havanda toz haline getiriyoruz. Çok kolayca hemen gelir zaten. Evet, ilaçların. Nereden alacağız? Baharatçılarda Her bulabilir türlü miyiz? baharatçıda var. Ya yemeyeceğiz bunu. Durun bak, şimdi anlatıyoruz. Eski yıllarda bak, da. Bak, toz haline getirdik. Naftalinle ne ilgisi var? Ya naftalinle hiç benziyor mu bu? Naftalinle hiç ilgisi var mı? Feridun Bey, eski yıllarda da ölüler çürümesin diye kullanılıyormuş. Daha böyle sıkı kalsın, çürümesin diye kullanılıyormuş. Dün Şimdi araştırdık. eskiler meskiler diye ben size söyleyeyim. Eski yıllarda. Cenazelerde kefenlerken buna muhakkak konur. Neden? Cenaze kötü kokmasın diye, güzel koksun diye. Cenazeyi kabire koyanlar bilirler, kabirin başında olanlar bilirler, bu koku kullanılır. Niçin kullanılır? Cenazenin beklemeden dolayı bazı ağır kokusu olabilir. Biraz çörek otuyla bu muhakkak konur, muhakkak konur. Böyle güzel bir kokusu olur. Cenazede, kefende bu muhakkak kullanılır. Kefen almaya gittiğinizde hemen yanında kafurunu da verirler zaten şöyle. Onu da imam şöyle avucuyla parçalar, güzelce döker ki güzel koksun diye. Cenazede bir ağır koku olmasın diye bunu muhakkak kullanılır. Evet. Aynen böyle yazıyordu bizim bilgide de. Öyle mi? Ölüleri etlerini sıkılaştırıyormuş. Yani evet, etlerini sıkılaştırıyormuş. Ya öbür tadı eti sıkılaştırsa ne olur? O da evet. Ama sellitlerinizde de faydası olur. Cenazeleri... Tövbe yarabbim, günah yazma yarabbim. Tövbe. Evet, aynı sohbet dün toplantıda da geçti. Şimdi, orada da dedi ki çürüsün cenazeler, ölü şimdi Serap çürüsün Hanım dedi. Serap Hanım diyor ki bunu diyor yapınca diyor böcekler evet, gelmiyormuş. Yani kafirin o bilgiye göre. Halbuki gelsin böcekler. Niye? Kesinlikle. Cesedi çürütmemiz lazım artık. Ceset toprak olması lazım. Özüne dönmesi lazım. Onu da yapan ne? Çok özel kurtlar var. Çok özel böcekler var. Rabbim onları yapmış. Anında onlar geliyor. Güzelce parçalıyor. Hepimiz bir iç geçirdik. Hepimizin başına gelecek. Gelecek. Her Allah canlı, evet. İmandan ayırmasın. Amin. Son nefesimizde güzelliklerle emanetini teslim almak nasip etsin. Allah insanlara ölümün de hayırlısını versin. Bol bol duanızı edin. Allah'tan ölümün de hayırlısını isteyin. Bir caminin birinde hoca vaaz ederken bunu söyledi. Dedik ya, Allah ölümün hayırlısını versin deyince suratıma ters ters baktınız dedi. Ya dedi, bir uçurumun kenarına düşmüşün. Kurtlar toplanmış etrafında, kimseye sesini hiç duyuramıyorsun. Oran kanıyor, buran kanıyor. Kırıklardan dolayı ağrılar sızlayıp duruyorsun. 3 gün kimse seni gelip bulamadı. O kurt geliyor bir ısırıyor. O bir şey yapıyor. Çakallar gelip bir şey yapıyor. Çekişe çekişe ölüyorsun. Bir öylesi var. Bir de yatağında yatmışsın sağ tarafına. Abdestini almışsın. Sabah namazını kılmışsın. Sabah gelmiş çocuklarım. Anne anne baba baba diyor. Kalkmıyorsun. Oh ne güzel, teslim edivermişsin emanetini. Allah iyilerle karşılar sizi. İyi güzel teslim etsin. Evet. Mevlana ne diyor? Ölüm günü benim sevgilime, Allah'ıma kavuşmaktır diyor. Biz de inşallah sevdiğimize, Allah'ımıza kavuşalım dedikten sonra. Kardeşlerim, 5 tane kafirunu ezdik mi? Ezdik. Bunun içine bir fincan kadar hepimizin evinde olan bir kolonyadan koyuyoruz. Kolonya koyduk. Bunun içine güzelce erir. Hemen anında erir. Güzelce erittik. Kolonya koyduk kardeşlerim. Kolonya. Kolonya. Kolonyo değil. Herhangi bir şey olsun hiç fark etmez. Kolonya bakın hemen... Eridi bakın, o toz hemen eridi bunun içine. Çok özel bir diz için bir tedavi sağlayıcı ve ağrı giderici bir şey yapıyoruz. İçine bir fincan da iyi bir marka ozon yağı alacağız. Ozon yağının ana maddesi zeytinyağıdır. Ama içinden saatlerce bir ozon gazı geçirerek elde edilir. O yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz eczacınızdan, pardon özür dilerim, baharatçınızdan ve eczanelerden alınız. Ozon yağını güvendiğiniz olsun. Çünkü 450'ye yakın marka ozon markası varmış. O yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz yerden alın. Bunun içine ozon yağını da kattık mı? Ne var şimdi? 5 tane kafurun. Bir fincan kolonya. Bir fincan da ozon yağı. Ozon yağı bulamadım hocam. Nereden arayacağım şimdi? Benim de dizim çok ağrıyor. Hemen yapmak istiyorum diyenler de saf zeytinyağı kullanabilirler.
Ama ozon yağını tercih ediyoruz. Çünkü onun içinde de oksijen var, daha farklı. Kardeşlerim işte bu karışımı isterseniz spreyli şişeye koyabilirsiniz. İsterseniz bir cam şişeye koyunuz. Muhakkak kapalı tutmanız lazım. Neden? Uçar. Bunu o güzel verdiğimiz özel uçar.